噔噔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 Yıllar önce diş fırçası diye bir şey yokken ortada dişlerini temizlemeye insanların en yakın buldukları şey bu bir ağaç dalından işte herhangi bir bitkiden bir yerden buldukları bir şey, tamam mı, bu misvak. Bu yani. Sanki mesela şu anda yaşasaydı o insanlar sanki yine misvak kullanacaklardı. Diş fırçası kullanacaklardı çünkü şu an diş fırçası var. Diş fırçası icat edildi. Bu diş fırçası icat edilmeden önce kullanılan bir şeydi. Yani şu anda peygamberler yaşıyor olsaydılar muhtemelen diş fırçası kullanacaklardı. Düşünsenize, yüzyıllar sonra diş fırçasından çok daha iyi bir diş fırçalama yöntemi çıkıyor. Ama bir takım sivri zekalılar hala diş fırçası kullanıyor. Bu da aynı onun gibi bir şey işte. Bir de kalkıp bunu romantize edip üstüne bir de şey yapmışlar ya. Dergilerin adını misvak. Ne bulabiliriz? Dini ne var arkadaşlar? Hani mesela işte muhafazakar, dini, sağ, yani aklınıza ne geliyor? Abi abdest, terlik, fes, seccade, misvak. That's it. Misvak koyuyoruz derginin adına. Balkona yıka hatun geliyorum. Ya bir insan düşünün, sevinirken zaten siz anlayacaksınız ne söyleyeceğimi, işte konvoylar, atılan silahlar falan filan. Bir insanın ya sevinmek kadar kolay bir şey var mı dünyada ya? Sevinmek yani adamın mutluluğu bile faul, yani kadın düşmanlığı içeriyor. Yani bir insan sevinmeyi bile beceremeyebilir mi ya? Evet, yine harika bir karikatür. Reisi Abdülhamid'in yalnızına bırakmamak için gavura vurur gibi vurun gençler. Gavura vurur gibi vurmak daha, yani bu insanlar her zaman şeyden bahsederler, işte Osmanlı çok hoşgörülüydü, bir sürü dini, bir sürü milletten insanı bilmem neyi hep bir arada hoşgörü içinde, dayanışma içinde beraber bulundurdu bu insanlar falan filan, böyle Osmanlı'yı bu şekilde övüyorlar, işte hoşgörüyü her defasında böyle üstüne bastıra bastıra şey yapıyorlar. İşte biz hoşgörülüyüz, hoşgörü, ho, hoşgörü, ho, hoşgörü, hoşgörü, ha, ho, he, falan. Ama sonra gavura vurur gibi vurmak. Gavur. Gavur. Gavur! Meydan diriliyor, beni yalnız bırakmayan kardeşler, haydi Oliver diriliyor, sandıklarda beni diriliyor. Bu karikatürde, yani bu yazılan çizilende herhangi bir sıkıntı yok da Türkiye haritasına dikkat eder misiniz? İlk önce dedim ki oha, hani sağ tarafını çizmişler, sol tarafını unutmuşlar ama ortaya Kıbrıs'ı da sokmuşlar. Sağdaki o kütle ne o zaman? Artık buna delüzyon deniyor, yani böyle hayal dünyasında yaşamak deniyor. Tamam, orada savaş olmuş olabilir falan filan da sınırlarımız, Türkiye haritası değişmedi, öyle büyük bir değişim yok henüz. Evet, başka bir ekran görüntüsü. Yarın oğul kullanmaya giderken ne yapmamız gerekiyormuş? Herhalde onu açıklayacaklar. Yarın oğul kullanmaya giderken unutmaması gereken birkaç şey. Yağ, tüp, ekmek ve... Ama kuyruk, kuyruk, kuyruk. Biz kuyrukta bekliyoruz. Benzin, yağ ve üre. Ekmeği, karne... seçim sonuçları. Sello cezaevinde koğuş ağası oldu. İnce sosyal medyada takipçilerini arttırdı. Çünkü evet, neyse. Kara Maloğlu mükemmel espri. Kara Mollaoğlu mal. Molla mal. Molla mal. Gerit. sakallarını boyatıp İngiliz dostlarının yanında. Evet, dikkat edin. Süper bir cümle. Özne, yüklem, her şey mükemmel yerlerinde. Bakın. Sakallarını boyatıp İngiliz dostlarının yanında. Bu. Nokta falan da yok. Herhangi bir şey de yok. Bu yani. Bu cümle bu. Kılıçdaroğlu koltuğu yine çatırdadı. Kılıçdaroğlu aday bile değildi. reis dünya lideri olduğunu bir daha ispatladı. 4.5.
Evet, sadece bizi ilgilendiren ülke olarak, sadece bizim Türk vatandaşları olarak oy kullandığımız ve Cumhurbaşkanımızı, başkanımızı seçtiğimiz bir anayasal seçim. AKP kazanınca reisin dünya lideri olduğunu dünyaya ispatladı. Evet. Dünya şu anda şok içinde, şaşkınlık içinde. Herkes, oh my fucking god, Tayyip Erdoğan başkan olmuş. Alay ettiğiniz Süleyman amca el öptürü, yeah. Polat Alemdar'ın herhalde bu şey, fotoğraf orijinal olarak. Üzerine amcayı kesip koymuşlar. Amca dediğim de şey, hani bahçe cüceleri oluyor ya, biliyorsunuz. Şey, böyle bahçelere koyuluyor. Amca dediğim de o, yani bahçe cücesinden bahsediyorum. Elini uzatmış, öptürüyor. Ya gerçekten, yani ciddi manada yani bu ne yani, ne oluyor, bunun anlamı ne? Gerçekten en sinir bozucu, en böyle mide bulandırıcı şey bu olsa gerek. Ellerini öpeceksiniz teker teker bütün karşı olduğunuz, bütün cahil olduğunu düşündüğünüz, bütün iğrenç pislik olduğunu düşündüğünüz insanlara biat edeceksiniz. Burada da Photoshop sanatının mükemmel bir örneğini görüyorsunuz. Yani Photoshop olalı böyle kullanılmadı. Ya bunlara kim gülüyor? Ciddi, yani gerçekten merak ettiğim için soruyorum. Çünkü ben yani hayatımda hiç buna kim gülüyor? Yemezler Muharrem, oylarımız çalındı. Yemezler artık bu yalanı, git Muharrem. Ya... Başıma ağır girdi, bir dakika ara vermem lazım arkadaşlar. Bakın, millet açlıktan ölüyor. Evet, fotoğrafta bir köfteci var ve muhtemelen iftar vakti. Çünkü 16 Haziran'da paylaşılmış bu. Ramazan'da yani. Arabalarını park etmişler, bir sürü insan. Oraya köfte yemeye gidiyorlar. Evet, ülkede kesinlikle fakirlik sorunu çözüldü. Bitti arkadaşlar, bitti buraya kadar yani. Çünkü köfteciye gidiyor insanlar. Bir insan köfte yiyorsa o ülkede fakirlik falan olamaz. Açlıktan ölüyoruz diye iddia ediyorlar. Bu ne o zaman? Açlıktan ölen insan köfte yiyebilir mi? Diktatör Tayyip'in zulmü ve baskısı altında yaşayan bir vatandaş tarlada çalışırken fenalaşınca yakınları 112'yi aradılar. Kısa bir süre sonra ambulans işte böyle geldi. Bu adam bırakmıyor ki bu dağ başında ölek, virgül virgül virgül, diktatör, diktatör. Güneş gözlüklü smiley, güneş gözlüklü smiley, güneş gözlüklü smiley. Hashtag 15 sene önce. Evet, çünkü kimse vergi ödemiyor. Kimse bu hizmetleri almayı hak etmiyor. O yüzden lütfen kesin sesinizi yani. Okay? Okay? Soktu fırçayı, gidiyor kral. Burada şey denmek istemiş herhalde. Ona diş fırçası uzatan kişinin fırçayı bir tarafına sokmuş oldu. Çünkü seçimi kazandık. Ama izninizle bir şey söylemek istiyorum. Yani bir sır vereceğim. Bu adamın dişlerini yine de fırçalamadığı gerçeğini değiştirmiyor.